Yeniden merhabalar, iyi akşamlar efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede yaklaşan yerel seçimler ve ittifak görüşmeleri başta olmak üzere birçok konu masadaydı. Beştepe yılın ilk zirvesine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Bir saat süren görüşmede ana gündem 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli hangi ilçelerde ortak aday çıkarılacağı, belediye meclis üyeliklerinde ittifakın nasıl şekilleneceği ve aday gösterilmesi planlanan başkan adayları konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçim ittifak görüşmeleri için kurulan komisyon çalışmaları da gündeme geldi. İki liderin yeni anayasa sürecini de değerlendirdiği ifade ediliyor. Bahçeli ve Erdoğan en son geçtiğimiz yıl Kasım ayında bir araya gelmişti. Siyasetin gündemi yerel seçimler, partilerin aday belirleme çalışmaları sürüyor. AK Parti'de son tarih 15 Ocak. AK Parti'deki son bilgileri TV 100 muhabiri Ozan Ulaş Caymaz aktaracak. Bizlere CHP'de de gündem çok yoğun. DEM Parti eş genel başkanları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Acaba o görüşmeden ne kararlar çıktı? Kulis bilgileri neler? TV 100 editörü Betül Araz'dan alacağız. Dediğimiz gibi yerel seçim için partiler hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti'de gözler 15 Ocak tarihine çevrildi. Aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıtacak. Seçim manifestosunun ise Ocak ayının sonunda farklı bir toplantıyla açıklanması bekleniyor. Mecbur değilsin, şehrin seninle değişsin diyoruz. AK Parti'de seçim hazırlıkları devam ediyor. Bir yandan aday isimleri için gece gündüz çalışılıyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet seçim manifestosu için yoğun mesai harcıyor. Yerel seçim maratonunu İstanbul'dan başlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 26 ilde aday isimleri netleşti. Ankara ve İzmir'de dahil geri kalan kentler için gözler 15 Ocak'a çevrildi. Ankara'da gerçekleştirilecek organizasyonla AK Parti il belediye başkan adaylarını tanıtacak. Ancak seçim beyannamesi Ocak ayının sonuna doğru daha geniş bir katılımla AK Parti Genel Merkez Binası'nın yanına yeni inşa edilen konferans salonunda açıklanacak. Kampanya ekibi 200 sayfadan oluşan beyannamenin ismini Türkiye 100 yılı için gerçek belediyecilik olarak belirledi. AK Parti yönetimindeki belediyeler, muhalefetin elindeki belediyeler ve deprem bölgesi ayrı ayrı ele alındı. Şehirlerin kültürleri ve her ilin kimliğine özgü kavramlar ön plana çıkarıldı. Kentleşmeyi artıracak, vatandaşların sosyal ekonomik hayatına katkı sağlayacak projeler metne eklendi. Seçmenin karşısına akılda kalan, hayatı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran vaatlerle çıkılması amaçlandı. Yazım aşamasında neredeyse sona gelinen beyannamede deprem ve doğal afetlere geniş yer ayrıldı. Kentsel dönüşüm, yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenli ve akıllı şehirlere ait projelere yer verildi. Sokak hayvanları ve trafik sorunları için çözümler anlatıldı. Yatay mimariden alternatif ulaşım ağlarına kadar pek çok proje beyannamede ön plana çıkarıldı. Peki şimdi detaylar için Ozan Ulaş Caymaz'a dönelim ve soralım. Ozan, dün senle ayrıldığımız vakit Hamza da az önce yanıma geldi demiştin. Belki biraz sonra tekrar gelir diye konuşmuştuk. Acaba İzmir için onun adı geçiyor mu? Ankara için adayın ismi daha netleşti mi? Veya verebileceğin kulis bilgileri var mı? Bizi sürprizler bekliyor mu? Neler anlatırsın?
Ece Öner, AK Parti'de seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan heyetler arası görüşmeler devam ediyor ki o noktada da epey bir yol kat edildi. Diğer taraftan da liderler düzeyinde görüşmelerle AK Parti ve Cumhur İttifakı seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Tabii açılışta değindiğiniz konuyu, soruyu değerlendirmekte fayda var. Aslında genel merkezde bazı isimler konuşuluyor ve adaylıklarına da kesin gözüyle bakılıyor. Sizin de ifade ettiğiniz isimler bunlar, ancak resmi olarak henüz paylaşılmış ya da adaylara resmi olarak deklare edilmiş bir bilgi yok. Dolayısıyla gözler 15 Ocak'ta olacak ve bu 15 Ocak tarihine giderken de yine heyetler arası görüşme ve heyetler görüşmeleri liderler düzeyinde de devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün önemli bir zirve vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. İki lider en son biliyorsunuz 29 Kasım'da bir araya gelmiş ve o tarihten sonra da heyetler arası görüşmeler hızlandırılmış ve çalışmalara odaklanılmış. Bu görüşmede elbette yerel seçim değerlendirmesi yapıldığı düşünülüyor. İki parti 81 ilde biliyorsunuz ortak aday çıkartacak, 59'unda, 22 ilde ise farklı isimlerle yarışacak. İki liderin bugün gerçekleştirdiği zirvede artık listelere son şekli verildiği ifade ediliyor ki toplantının hemen ardından da MHP kanadından bir açıklama daha yapıldı. 55 aday ismi daha paylaşıldı. Yine bu toplantıda yalnızca aday isimlerinin konuşulmadığı ifade ediliyor. Partilerin atacağı ortak adımlar, özellikle ortak adayların belirlendiği illerde nasıl bir yol izleneceği seçim kampanyası değerlendirildi. Tabii bugünkü toplantıda az önce bahsettiğim, yani AK Parti ve MHP heyetleri de toplantıda yer aldı. Dolayısıyla aylar süren bu görüşmelerin tamamının değerlendirildiği bir zirveden söz etmek mümkün. AK Parti kanadında seçim hazırlıkları 15 Ocak'ta ciddi bir yol almış olacak. Çünkü tüm adaylar paylaşılacak kamuoyuyla. Daha önce İstanbul'da biliyorsunuz 26 aday paylaşılmıştı. Kalan tüm illeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşması bekleniyor. Seçim beyannamesinde sona gelindi. Edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık %90'lık bir oranda metnin tamamlandığı ifade ediliyor. Ancak 15 Ocak'ta beyanname paylaşılmayacak. Daha sonra Ocak ayının sonuna doğru farklı bir organizasyonda paylaşılmasına yönelik bir karar alındı. Sebebini de ifade edelim. Aslında seçim beyannamesi neredeyse hazır. Ancak manifestonun ayrı bir organizasyonda paylaşılması düşünülüyor. Çünkü uzunca bir açıklama olacak. Beyanname 200 sayfadan oluşuyor. Ve AK Parti'nin önümüzdeki dönemde hem seçim sürecindeki söylemleri hem de kazandıkları belediyelerde 5 yıllık yönetimlerini ifade edecek beyanname. Dolayısıyla önem veriliyor. Ayrı bir organizasyonda daha geniş katılımla uzun soluklu bir paylaşım yapılacak. Bu kapsamda çalışmalar da genel merkezde sürdürülüyor Ece Öner. Caymaz, teşekkür ediyoruz. Tabii çok kritik, çok önemli ve çok sıcak saatler. Bu bilgileri tabii çok net olarak son ana kadar bilmemiz mümkün değil ama aşağı yukarı az önce Ozan Ulaş Caymaz'ın da aktardığı gibi isimler üzerinde uzlaşılmış durumda gibi görüyoruz, biliyoruz. Şimdi MHP, Ozan'ın da aktardığı gibi ard arda adaylarını ilan etmeye başladı. 55 ismin ardından 55 yeni aday daha kamuoyuna duyuruldu. 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe belediye başkanı arasında en dikkat çeken isim süper vali olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu oldu. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat için aday gösterildi. Yerel seçim takvimi akıp giderken MHP vites yükseltti. Genel Başkan Devlet Bahçeli onay verdi. Partinin 55. yılına atıfla 55 belediye başkan adayı daha açıklandı. İkinci etap olarak kesinleşen 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe belediye başkan adayını yine Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ilan etti. Afyonkarahisar'da Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt belediye başkan adayı olarak gösterildi. Aksaray'da MHP Merkez İlçe Başkanı İrfan Fıtak, Bolu'da MHP İl Başkanı İlhan Durağan adı ilan edildi. Gümüşhane Belediye Başkan adayı Vedat Soner Başar, Kırıkkale adayı da Harun Ulusoy oldu. Kırklareli'de Merkez Yönetim Kurulu üyesi Derya Bulut'u aday gösterdi MHP.
3 ilal Sivas'ta da Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Reha Kars'ın adını açıkladı. Listede en dikkat çeken isimse Tokat Belediye Başkan adayı oldu. Türkiye'nin süper vali olarak tanıdığı merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat için aday gösterildi. Böylelikle ikisi büyükşehir, 20'si il, 81'i büyükşehir ilçe ve 7'si ilçe olmak üzere MHP toplamda 110 adayını ilan etmiş oldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum Avcılar'da geçmiş dönem teşkilat yönetimi ve STK'larla bir araya geldiği programda konuştu. Kurum İstanbul için yola çıktık, bu yola biz İstanbul yolu diyoruz. Hizmete hasret çeken İstanbul'u görüyorsunuz dedi. İstanbul için yola çıktık. Bu yola biz güzel İstanbul yolu diyoruz. Güzel İstanbul yolunda biz işte hizmete hasret çeken İstanbul'u görüyorsunuz. Bizi hak ettiği eserlere ulaştırmayan İstanbullu kardeşlerimiz sabırsızlıkla bekliyor. İstanbul için yola çıktık dedi, seçim vaatlerini bir bir sıraladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Şimdiki adresi de Avcılar. Kurum geçmiş dönem teşkilat yönetimi toplantısına katıldı. Seçime dair açıklamalarda bulundu. Avcıların ne sıkıntısı varsa Cumhuriyet Halk Partisi 242 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını ilan etti. Bunlardan 6'sı büyükşehir, Ankara'nın Etimesgut ilçesine ise oyuncu Erdal Beşikçioğlu aday gösterildi. 31 Mart'taki yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Partiler adaylarını açıklamak için vites arttırdı. Parti meclisi toplantımızda belirledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından 6 büyükşehrin belediye başkan adayı açıklandı. Ben Zeydan Karalar. Adana'da aday gösterilen isim mevcut başkan Zeydan Karalar olurken Hatay'da Lütfü Savaş, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ'daysa Candan Yüceer oldu. En dikkat çeken isimler arasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce yer aldı. Eskişehir'de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehir olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün parti meclisimizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor ve Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olduğunu sizlerle paylaşıyorum. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı ise Burcu Köksal olarak belirlendi. Afyon Belediye Başkan adayımız, Afyon Milletvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Burcu Köksal olarak belirlenmiştir. Afyon ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artvin Belediye Başkan adayımız Sayın Bilgehan Erdem. Bilecik Belediye Başkan adayımız Sayın Melek Mızrak Subaşı, Çankırı Belediye Başkan adayımız Sayın İlhan Tekin, Giresun Belediye Başkan adayımız Sayın Fuat Köse, Kırklareli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak parti meclisimizde adaylaşmışlardır. Yücel kameralar karşısında belirlenen diğer illeri de açıkladı. Kilis Belediye Başkan adayımız Sayın Hakan Bilecen, Niğde Belediye Başkan adayımız Sayın Hulusi Özen, Osmaniye Belediye Başkan adayımız Sayın Serkan Karayiğit olarak parti meclisimizin kararıyla belirlenmiştir ve adaylaşmışlardır. Sinop Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Gürbüz, Tunceli Belediye Başkan adayımız Sayın Ali Mustafa Çelik, Uşak Belediye Başkan adayımız yine geçmiş dönemde milletvekilliğimizi yapan Uşak milletvekilimiz Sayın Özkan Yalım olarak parti meclisimizde
karar altına alınmıştır. Öte yandan İstanbul'un ilçelerinde de adaylar belirlendi. Başakşehir'de Mesut Öksüz, Bayrampaşa'da Hasan Mutlu, Beyoğlu'nda İnan Güney, Çatalca'da Erhan Güzel, Eyüp Sultan'da Mithat Bülent Özmen, Gazi Osman Paşa'da Hakan Bahçetepe, Güngören'de Temel Akkoç, Sancaktepe'de Alper Yeğin, Silivri'de Bora Balcıoğlu, Şile'de Özgür Kabadayı, Tuzla'da Eren Ali Bingöl, Üsküdar'da ise Sinem Dedetaş aday oldu. Kıymetli yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. CHP Genel Merkezi'nde adayların belirlendiği toplantıda gergin anlar da yaşandı. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin ve ilçe belediye adaylarının konuşulduğu parti meclisi toplantısına girmek istedi ancak içeriye alınmadı. Çakır, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'a "ben Mersin vekiliyim, bana nasıl sormazsınız" diyerek salondan çıktığı ifade ediliyor. İçeride adaylar konuşulurken koridorda tepki sesleri yükseldi. CHP'de belediye başkan adaylarının belirlendiği toplantıda gergin anlar yaşandı. Saatler süren toplantıda sıra Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesine geldi. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, görüşlerini iletmek için PM toplantısının yapıldığı salona girmek istedi. Ancak iddiaya göre içeriye alınmadı. Çakır salondan çıkarken tepkiliydi. Bağırışları koridorlarda yankılandı. PM toplantısında yaşanan gerginliğin ayrıntılarını TV100 editörü Betül Araz canlı yayında anlattı. Mersin Mezitli'de Neşet Tarhan'ın aday gösterilmemesine tepki gösteriyor. Yine tepkisinin odağında da iki isim olduğunu biliyoruz. Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'a tepki gösteriyor. Şunu da söylüyor: ben Mersin vekiliyim, nasıl bana sormuyorsunuz diyor. Bu şekilde de aslında parti meclisi salonuna sesini duyurmaya çalışıyor. CHP'nin Hatay Belediye Başkan adayı mevcut başkan Lütfü Savaş oldu. Adaylığın açıklanmasıyla Özgür Özel'in katıldığı TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la az önce konuştuğumdaki sözleri doğal olarak yeniden gündem oldu. CHP'nin Hatay Belediye Başkan adayı mevcut başkan Lütfü Savaş oldu. Adaylığın açıklanmasıyla Özgür Özel'in katıldığı TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la az önce konuştuğumdaki sözleri yeniden gündem oldu. Bir kusur biçilecekse yerel yönetimlerin hiç kusuru yoktur demek mümkün değil. 10 belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım. İşte böyle söylemişti. Ancak Savaş yeniden aday gösterildi. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı Hatay yaşamıştı. Kentin belediye başkanı Lütfü Savaş'ın depremlerin ardından yaptığı açıklamalar tepki toplamıştı. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olduktan sonra TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la az önce konuştuğuma katıldı. Konu depremde ağır yıkım yaşayan Hatay'a geldi. Siz mesela Hatay Belediye Başkanı'nı başarılı buluyor musunuz? Bir sonraki dönem sizce yeniden aday olacak mı? Sizce diyorum, aday yapacak mısınız? Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Çünkü depremden sonra Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara biz uymak zorundayız. Ana Muhalefet Partisi lideri kentin CHP'li belediye başkanının kusuru olup olmadığı sorusuna "kusur yoktur demek mümkün değil" demişti. Bir kusur biçilecekse yerel yönetimlerin hiç kusuru yoktur demek mümkün değil. 10 belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım. Lütfü Savaş'ın 2024 yerel seçimi için yeniden aday olduğu açıklandı. Adaylığın ardından Özgür Özel'in sözleri yeniden gündem oldu. Bir kusur biçilecekse yerel yönetimlerin hiç kusuru yoktur demek mümkün değil. 10 belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım. CHP ve DEM Parti yerel seçimde işbirliği konusunda prensipte anlaştı. Eş başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren o görüşmeden heyetlerin çalışma yürütmesi kararı çıktı. Bu kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz. Her seçmen kendisini kimin yöneteceğini seçebilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti prensipte işbirliği için anlaştı. Genel Başkan Özgür Özel bundan sonraki süreçte de görüşmelere devam edileceğini açıkladı. Bir nezaket ziyareti olmakla birlikte iki parti arasında partilerin genel merkezleri düzeyinde sürdürülen iletişimin
ilk adımları değil mi? DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran iadeyi ziyaret için CHP'nin kapısını çaldı. Genel merkezde Genel Başkan Özgür Özel'le bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren o görüşmeden heyetlerin çalışma yapması kararı çıktı. Hangi kentlerde işbirliği olup olmayacağı masaya yatırılacak. Bundan sonraki süreçte de DEM Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra da kamuoyunun önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretleri yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli meseleleri konusunda görüş yarışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz. Şimdi detayları TV100 editörü Betül Araz'a soracağız. Acaba neler konuşuldu o 1,5 saatlik süre içerisinde? Bu işbirliğinin detayları var mı? Betül, seni dinleyelim. Ece, öncelikle iyi yayınlar dileyim sana da. Şöyle, aslında bugün ve dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşandı. Bugünden başlayalım dilersen sıcak bilgilerle. DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi aslında prensipte bir işbirliğinde anlaşma sağladı. 1,5 saat sürdü o görüşmede yaklaşık. Zaten eş başkanlar ve Özgür Özel de açıklamalar yaptılar bu konuda. Ki sadece aslında işbirliği masada değildi, aslında o görüşmelerde ülke gündemini de masaya yatırdı genel başkanlar. Tabii nasıl bir işbirliği olacak? Heyetler bir çalışma yürütecek, çünkü bugünkü o görüşmede bu karar çıktı. Özellikle Tuncer Bakırhan'ın, eş başkan Tuncer Bakırhan'ın nasıl bir işbirliği olacaksa nasıl olacak, yol haritaları ne olacak, bu noktada yaptığı açıklamalara bakacak olursak orada aslında kritik mesajları veriyor zaten kendisi. Şöyle, aslında Tuncer Bakırhan şu ifadeleri kullandı: önümüzdeki günlerde yerel yönetimler anlayışımızın batıda da karşılık bulması için işbirliği, güç birliği dahil olmak üzere bu seçeneklerin tartışılabileceği gerektiğini bugün karar verdik diyor. Yani batıda bir işbirliği sağlayabiliriz diyor. Bunun çerçevesini de şu şekilde anlatıyor. DEM Parti'nin bir işbirliğine bakış açısı kent uzlaşısı şeklinde, bu şekilde tanımlıyor kendileri. Arkadaşlarımız kent uzlaşısının yerel yönetimlerde işbirliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu, hangi kentlerde çalışmanın yürütülebileceği konusunda bir çalışma yürütecekler diyor. Biz parti olarak halkçı, toplumcu, belediyecilik anlayışının kazanması için parti olarak elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyacağız diye de ekliyor. Yani aslında DEM Parti ve CHP arasında bundan sonraki süreç heyetler arasında yürüyecek. Özellikle büyük şehirlerde DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bir işbirliğine gidebilecek mi? 2019 yılında olduğu gibi bir işbirliği olacak mı? Bunu elbette o heyetlerin yapacağı görüşme sonrasında öğreneceğiz, netlik kazanacak. Tabii çok kısa bir süre sonra da aslında bu çalışmalar tamamlandıktan sonra peyderpey de aslında heyetler tarafından açıklamalar geleceği ifade ediliyor. Dediğimiz gibi 2019'da o zamanki adıyla HDP Millet İttifakı'nı desteklemiş ve özellikle büyük şehirlerde ve kritik ilçelerde aday çıkarmamıştı. Şimdi yeni aldığı kararda DEM Parti'nin bu görüşmeler öncesinde CHP ile temas kurmadan önce özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, şunu da söylemekte fayda var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kritik düzeyde kazandığı ya da az bir farkla kaybettiği, kıl payı olarak nitelendirilen ilçelerde aday çıkarttığını biliyoruz. İstanbul'da dahil, diğer ilçelerde, büyük şehirler olsun. Tabii bu noktada artık görünen o ki ilçeler bazından ziyade aslında bir büyük şehirlerde ittifak olacak mı? Ya da kritik hangi ilçeler, kıl payı kazanılan ya da kıl payı kaybedilen ilçelerde bir işbirliğine gidecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Tabii DEM Parti ile ilgili bir sorun yoksa eğer, dünkü yaşananlara ilişkin bazı birkaç kulis bilgim var. Onları onları paylaşayım Ece seninle. Şöyle, tabii o kulis bilgileri çok önemli. Bir taraftan da hem o karmaşa, o karışıklık niye yaşandı, ne oldu, ne bitti. Bir taraftan biliyorsun Behzat Ç., yani Erdal Beşikçioğlu, İmamoğlu'nun adayı mı sorusu var. Yani Mansur Yavaş her ne kadar itiraz etse de sonuçta onun adaylığı açıklandı Etimesgut'tan. Acaba orada neler yaşandı, ona dair kulis bilgilerini hepsini toptan ben sana sorayım, ortaya saçayım. Şöyle sen topla.
Özellikle ben de zaten bu Erdal Beşikçioğlu ile ilgili aldığım kulisleri aktarmak istiyorum sizlere. Çünkü günlerde, yani dünden bu yana Erdal Beşikçioğlu çok fazla konuşuluyor. Sosyal medyada da, yine Ankara'da da acaba doğru yer mi seçildi? Eti Mesut değil, başka bir ilçe olabilir miydi? Şöyle aslında Ece, dilersen şöyle hemen kısaca bir hatırlatalım. Dünden başlayıp bugüne getireyim ben olayı. Dün MYK toplantısı devam ederken bir kulis bilgisi gelmişti bizlere. Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Eti Mesut ilçesinden, Ankara'nın Eti Mesut ilçesinden aday gösterileceği noktasında kendisinin genel merkezde olduğu yönünde. Hatta MYK devam ederken kendisi genel merkeze geldikten sonra Özgür Özel MYK'ya ara verip kendisiyle kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra netleşti. Yani oyuncu Erdal Beşikçioğlu Eti Mesut için aday olarak gösterildi. Yani parti meclisinde bu yönde karar alındı ki sonrasında bir kriz mi yaşandı? Mansur Yavaş istemiyor. Ne oluyor? Bir kriz mi var orada? Bunları konuşmaya başladık. Şöyle aslında Mansur Yavaş'ın yine konuştuğumuz kaynaklar tarafından Erdal Beşikçioğlu'na bir itirazı yoktu. Sadece Eti Mesut ilçesine gösterilmesi noktasında bir itirazı vardı. Bu da şundan kaynaklıydı. Eti Mesut ilçesine Mansur Yavaş İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı aday olarak göstermek istiyordu. Yani Eti Mesut'taki adayı bu isimdi. Bu nedenle aslında Özgür Özel'i aradı ve dedi ki Erdal Beşikçioğlu ile ilgili bir sıkıntım yok. Sadece hani Eti Mesut değil, başka bir ilçeye gösterin. Benim orada bir adayım var. Bu görüşünü dile getirdi. Bunu iletti Özgür Özel'e. Ancak parti meclisinden yine Eti Mesut özelinde, Eti Mesut ilçesi özelinde Erdal Beşikçioğlu'nun adı çıktı. Tabii bugün konuştuğum isimler de oldu benim. Neden yani dedim, hani böyle bir durum yaşandı. Parti meclisinde neden hani Erdal Beşikçioğlu'nu onayladınız ya da MYK'da neden bu ismi getirdiniz? Bu ismi size kim önerdi ya da bu isim nasıl ortaya çıktı? Şöyle aslında Eti Mesut'un yapısını anlattılar konuştuğum kaynaklar Ece. Şimdi Eti Mesut'ta üçe bölünmüş bir örgüt yapısı var. Şöyle İyi Parti'yi destekleyen bir örgüt var. Mansur Yavaş'ı destekleyen bir örgüt var. Ve CHP Genel Merkezi'ni destekleyen bir örgütün olduğunu ve burada bir bölünmüşlüğün olduğunu söylediler. Yani bu isimleri destekleyecek, yani bu üç saydığım İYİ Parti örgütü, Mansur Yavaş örgütü, CHP Genel Merkezi örgütünü destekleyen taraflardan birinin adayı gösterilseydi diğer örgütte duranları çalıştırılamayacağını, yani hani o aday için çalıştırılamayacağını belirttiler. Bu nedenle de siyaset üstü bir ismin olmasını gerektiğini kararlaştırdılar. Bu daha önce yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkıyor. Bunun üzerine genel merkezde il örgütüne bir talimat veriyor. Hani bu siyasette olmayan bir isim üzerine çalışın. Bize bir isim getirin. CHP'nin il örgütü de Erdal Beşikçioğlu'nu getiriyor Eti Mesut için. Ve yoğun bir çalışma yapılıyor orada. Uzun süredir bir çalışma yürütülüyormuş. Yani Erdal Beşikçioğlu ismi özelinde. Bu nedenle de aslında kendisinin de Ankara'da o ilçeyle alakalı bir geçmişinin olduğu da ifade edildi bizlere. Eti Mesut ilçesiyle alakalı. Hatta babasının da ülkücü kökenli olduğu ifade edildi. Bu nedenle de Eti Mesut için çok doğru bir aday olarak il örgütü tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne sunuldu. Bu nedenle de bu gerekçelerin hepsi toplandı. Önce MYK'da bu gerekçeler konuşuldu, tartışıldı, onaylandı. Akabinde de oylama için parti meclisine geçildi. Parti meclisinde de tüm bu gerekçeler konuşulup görüşüldükten sonra Erdal Beşikçioğlu ismi de oradan oylanarak çıktı. Yani bu şekilde olmuş Erdal Beşikçioğlu'nun kamuoyuna önümüze aday olarak ilan edilme süreci, böyle izlemiş yani. Peki Betül Aras, çok teşekkür edelim ve hemen dönelim. CHP 25-26. dönem milletvekili Sayın Dursun Çiçek'e. Sayın Çiçek, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Şimdi hem CHP'nin içini çok iyi bilen, hem CHP seçmeninin beklentisini çok iyi bilen bir isim olarak az önce şöyle bir dinlediğimiz zaman muhabir arkadaşımızı, editör arkadaşımızı hep bir uyuşmazlık. İşte bu Ekrem İmamoğlu'nun adayı, Mansur Yavaş istemedi ama Ekrem İmamoğlu bastırdı. Acaba olası bir kongrede Mansur Yavaş'a karşı bir durum oluşur mu? Yani hep bir ondan evvel verdiğimiz haberde işte CHP'de ortalık karıştı, bağrışmalar koridorları inletti gibi böyle bir dışarıdan bakıldığı zaman
bir birlik bütünlük ya da kol kırılır yen içinde kalır değil de her şeyi ortaya saçan bir görüntü var. Şimdi bu burada hem seçmenin beklentisi açısından da söylüyorum. Dediğim gibi CHP'yi iyi bildiğiniz için de soruyorum. Nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz yerel seçimler öncesi böylesi bir tabloyu? Canım öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de iki ittifak var veya iki siyasi anlayış var. Birincisi Cumhur İttifakı, bu tür tartışmalar yok. Karar vericiler belli. En sonunda genel başkanlar. Diğer tarafta ise örgütlerin tartıştığı, sonra MYK'ya geldiği, Merkez Yönetim Kurulu'na, sonra parti meclisinde tartışıldığı, koridorlarda tartışıldığı, açık, kamuoyuna açık bir siyaset var. Yani bir tarafta ne olup bittiğini bilmiyoruz. Bir tarafta ne olup bittiğini kamuoyunda tartışıyoruz. İşte burada bir parantez açacağım. Çok doğru bir tespit. O tespite küçük bir parantez açayım. Seçmen açısından şöyle bir bugün baktığım zaman demokratik tartışma ayrı bir şey. Orada hassas bir çizgi var. Ama kavga görüntüsü ayrı bir şey. Onun için özellikle sormak istedim size. Şimdi kavga görüntüsü, kavgayı kimsenin kabul etmesi mümkün değil. Şiddeti kimsenin kabul etmesi mümkün değil. O koridordaki tartışmaları kabul etmek mümkün değil. Ben daha çok kamuoyunda aday, karşı çıkanlar, destekleyenler, işte aradan bu tartışmalardan doğru kararın çıkması, herkesin kendi gerekçesini yetkili kurullarda açıklaması ve sonuçta bir karara varıldıktan sonra da verilen kararın arkasında bütün örgütün, partinin durması ve kamuoyuna da tabii öncelikle de yerelde olduğu için ilçede, ilde seçmene bunun gerekçesinin açıklanması anlamında söylüyorum. Şimdi tabii Sayın Beşikçioğlu'nun adaylığı konusunda sanırım Etimesgut seçmeni ikna olacaktır. Biraz önce muhabir de açıkladı. Çok güzel açıkladı. Yani üç farklı grubu tarafsız bir adayın kimliğinde birleştirmek siyasette bir çıkar yoldur, bir çaredir, bir çözümdür. Dolayısıyla bu çözümü bulmuşlar. Ve Erdal Bey tabii Ankara'yı tanıtan, sanatta takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. İnşallah bizde olmayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan bir belediyeye aday oldu. Başarır ve sanatıyla, bu siyasi başarısıyla Etimesgut'u temsil eder, yönetir 5 seneliğine. Diğer konu tabii DEM Parti ile ilgili gelişmeler var, onu tartışıyoruz. Şimdi terörü arka bahçesi olarak kabul eden veya etnik ve mezhep din temelinde siyaset yapan bir partinin Türkiye'de kurulmaması lazım. Kurulduysa başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere yetkili kurullar tarafından kapatılması lazım. Yani kurulmuş, kapatılmıyor. Yaşayan bir parti, mecliste temsil edilen bir parti, o zaman bu partiyle kamuoyuna açık ilişki kurmak lazım ve her ilişkide de bu partinin terörü reddetmesini, terörü bir insanlık suçu olarak görmesini tavsiye etmek ve bu yönde desteklemek, motive etmek lazım. Eğer bunu başarırsak Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yani DEM Parti'nin terörle ilişkini kestirebilirsek, bu Türk demokrasisi için, siyaset için çok olumlu bir şey olacak. Ama kesmezlerse de devletin, hükümetin terörle mücadelesine engel olacak bir şey yok. Devlet politikası belli. En son terörist bertaraf edilinceye kadar terörle mücadele bütün gücümüzle devam eder. Şu anda da ediyor. Tabii mücadelede şehit olanlar, gazi olanlarımız var. Hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ve bu mücadele devam edecek. Yani DEM Parti terör reddetmese bile Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. FETÖ'yle, PKK'yla, DAEŞ'le mücadele ediyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirecek. Bu devlet politikası, bu devletimizin, milletimizin huzuru için gerekli olan bir şey. Bu partilerle ilgisi yok. Tekrar söylüyorum, DEM Parti'nin açık bir siyasetle terörler arasında mesafe koymasını sağlamak bütün Türk siyasetinin, hatta anayasal kurumların en başta gelen görevidir diye düşünüyorum. Peki şimdi asıl bugün sizinle konuşmak istediğim konu Lütfü Savaş meselesi. Şimdi Lütfü Savaş meselesi asla sadece bir Lütfü Savaş meselesi değil aslına bakarsanız. Neden değil? Çünkü bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır demişti Özgür Özel. Ve bu da şöyle anlaşılmıştı. Tabii ki bedeli ödenecek ve orada binlerce insanın hayatını kaybetmesinde işte bütün o müteahhitlere onay veren, ondan sonra çalışkan diyen, işte yolunu açan bir kişinin bedel ödemesi gerekiyor diye bakılmıştı.
Öyle olmadı, aday gösterildi. Ve bu CHP seçmeni açısından da bir dayatma olarak algılanıyor. O zaman diyor ki CHP seçmeni, yani siz burada Hataylıların hassasiyetlerini göz önünde bulundurmak yerine, verdiğiniz sözü en azından tutmak yerine, çünkü Özgür Özel'in işte Candaş Tolga Işık'a açıklamaları var. Bunu yaptığınız zaman o zaman ne farkınız kalıyor ben yaptım oldu zihniyetinden bu dayatmayla, diyor muhalif seçmen. Evet. Bir taraftan da zaten henüz kazanılamamış küskün bir seçmen varken bu onları daha da çok küstürebilir deniyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben de katılıyorum. Yani bir şehri depreme dayanıklı hale getirmek merkezi hükümet kadar, özellikle büyükşehir belediyelerinin, bütün kasaba ilçe belediyelerinin de görevidir. Yani bunu yapamamışlarsa görevi ihmal etmişlerdir veya seçmene güven verecek seviyede başarılı olamamışlardır. Dolayısıyla siyaseten bunun bedelini ödemesi lazım. Hatta hukuken de varsa bir hesap sürecinin, hesap verme sürecinin yaşanması lazım. Şimdi orada da aynı Sayın Beşikçioğlu'nda olduğu gibi Hatay'da görev yaptım. Sayın Savaş'ı da yakından tanırım. Seçmen dengesi açısından sanırım parti meclisinde MYK'da çok tartışılan bir isim oldu. Yani onun yerine başka bir aday göstermenin özellikle seçimi kaybetme anlamında bir takım sıkıntılar yaratacağını sanırım değerlendirdiler. Genel merkezdeki tartışmaları bilmiyorum tabii. Sonuçta Savaş'ın göreve devam etmesi yönünde parti meclisinde yetkili kurullardan karar çıktı. Şimdi burada biliyorsunuz 15 Temmuz sonrası da işte başta istihbarat içişleri olmak üzere Savunma Bakanlığı o zaman da sorumluydu. Yani 15 Temmuz'u niye engelleyemedik anlamında sorumlu bakanlıkların değişmesi beklenirken Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bunu biz engelleyemedik, birlikte kaldıracağız dedi. Yani bu sorunu birlikte çözeceğiz, kalıntılarını, FETÖ ile mücadeleyi birlikte yürüteceğiz dedi ve o 15 Temmuz'un ekibi devam ediyor. Ama suimisal emsal olur mu? O işte ben baştan onu söyledim. Böyle de bir şeyi var. Yani yaşanmışlarla beraber yola giderseniz, tecrübeyi kullanırsanız, şimdi büyük şehri değiştirmezsiniz ama ilçeleri değiştirirsiniz, belediye meclisini değiştirirsiniz. Dolayısıyla belediye başkanının eksiklerini bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben baştan söyledim. Değişmesi gerekirdi ama bizim bakışımızla genel merkezdeki tartışmalar seçmen dengesi açısından, şimdi değiştirip başka bir aday gösterip, yeni bir aday gösterip Hatay'da seçimi kaybetmek, büyükşehir seçimi kaybetmek de genel merkezin bir hatası olarak sorgulanırdı. Bu riski almadılar. Mevcut başkanla devam ettiler. Hayırlı olsun diyorum. Yani mevcut başkanın kazanabileceği değerlendiriliyor. Doğru evet, mu anlıyorum? Evet, aynen öyle. Yani yeni bir adaya rağmen, yeni nazaran mevcut başkanın kazanma olasılığının daha yüksek olduğu seçmen dengesi açısından değerlendirildi ve aynı Beşikçioğlu olayında olduğu gibi onun aday gösterilmesi parti meclisinde kabul edildi. Anlıyorum. Peki çok çok teşekkür ediyorum Sayın Dursun Çiçek. Dediğim gibi hani bu bir taraftan da işte muhalif seçmen açısından önemli bir sınav, önemli bir fırsat. Hani değişim, siz de değişimi destekleyenlerdensiniz. Böyle bir vizyonla hani değişim söz konusu oldu mu? Gerçekten değişim gerçekleştirilmiş oldu mu acaba? Meseleyi, yani ona sebep olan evet, kafa yapısıyla çözmek mümkün mü soruları gündeme geldi. Evet. Bu konuda son bir cümle ifade etmek tabii istiyorum. Şimdi Şehircilik Bakanlığı Bakanı daha önce de emlakla ilgili, emlak konutta yıllarca genel müdürlük yapmış. Şu an İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterildi. Yani dolayısıyla örnekler birbirine benziyor. Yani ama işte hep suimisal emsal olur mu sorusuna geliyor. Yani bu yanlış bir örnek zaten. Hani onu zaten hiçbir şekilde onaylamak mümkün değil. Buradan araziden, alandan, şehirden bakışımızla genel merkezden, Ankara'dan bakınca bazı şeyler farklı gözüküyor. Biz iki tarafta da çalıştık. İki tarafı da değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben tekrar söylüyorum, değişmesi, başka bir arkadaşımızın aday göstermesi doğru olurdu. Ama demek ki bizim değerlendirme yapmadığımız bazı hususlar var. Onu genel merkez değerlendirdi, riskleri aldı. Peki. Umalım ki çok büyük bir risk almamış olsun Sayın Dursun Çiçek. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz.
Evet, şimdi bugün tabii genel olarak şöyle bir bakış açısı bununla ilgili söylendi. Yani Kılıçdaroğlu ve ekibine hani kurultay kaybettiren başlıca unsur tam da buydu. Biz seçim yenilgisi değil bu. Bir öfke ve hayal kırıklığı yok. CHP seçmeninde bir küskünlük yok. Kızgın CHP'li de yok gibi yok sayan. Şimdi acaba bu tercih Hataylıların sinir uçlarını iyice aşındırır mı diye birçok yorum var. Bunu da eklemiş olalım kamuoyundan gelen tepkilere bakarak. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni haftaya çevrilmiş durumda. 12 puanlık zam farkını azaltması hedeflenen düzenlemenin kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Ardından söz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği düzenleme de sona gelindi. Emekli aylıklarına oransal zam ve en düşük emekli maaşına güncelleme yolda. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önümüzdeki hafta yapılması planlanan kabine toplantısını işaret etti. Üzerinde çalışılıyor dedi. Çalıştık sağ olsunlar hem maliye hazine. SSK ve Bağkur emeklileriyle memur emeklileri arasında toplu sözleşmeden kaynaklı fark oluştu. SSK ve Bağkur emekli aylıkları %37,57 arttı. Memur emeklileri ise %49,25 zam aldı. Aradaki farkın kapatılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeyi sonuna kadar zorlamak için çalışıyor. 12 puanlık farkın kapatılması ve en düşük emekli aylığının iyileştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor. Düzenlemeye son şekli verildikten sonra Erdoğan'a kabinede sunum yapılacak. Son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek. Ancak düzenlemenin geçerli olabilmesi için yasa şart. Düzenlemenin meclise Ocak ayının 3. haftası gelmesi bekleniyor. AK Partili Güler 8 maddelik bir metin hazırlığı olduğunu anlattı. Emekli aylıklarında oransal artış yapılacağını söyledi. Aynı düzenlemeyle 7500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı da yükselecek. Bu tutarın 10 bin lira üzerine çıkması bekleniyor. Bu da yaklaşık %40'lık bir artış demek. Asgari ücrete yapılan %49'luk zam en düşük emekli maaşı içinde uygulanırsa yeni yılda bu tutar 11.183 liraya bulacak. Emekliler bir yandan zam oranının açıklanmasını bekliyor. Diğer yandan da bankaları takip ediyor. Nedeni maaş promosyonu. Bankalar promosyon miktarlarını zamlarla birlikte güncelledi. Hal böyle olunca bankalar arası rekabette kesenin ağzı açıldı. Maaş promosyonları 15 bin liraya kadar yükseldi. Lira 15 bin lira isterim tabii. İstemeye kalırsa 15 bin lira diyelim. Ne kadar olmalı sizce banka promosyonu? 30 bin olmalıdır. Promosyon beklentisi de hayaller gibi büyük. 3 yıllık promosyon taahhütü dolan emekliler bankaları takip ediyor. Ben bir sene evvel 3 milyar aldım. Beni değiştiriyoruz devamlı. Emekliler açıklanacak zam oranını beklerken bankalar da promosyon yarışına girdi. Maaşını bana taşı diyen özel bankaların promosyon miktarı 15 bin lirayı buluyor. Tabii bu 15 bin liralık promosyonu almanın da bir şartı var. Otomatik fatura talimatı. En son aldığımda 7500 lira almıştım. 15 bin lira gayet iyi bir para. Yeterli. Yok o da para mesela siz olsa taşımazsınız. 3 yıllık bir anlaşma yapıyorsun promosyonda. 2 yılı doldurduk ama gene de dönebiliriz. Versinler. İsteyen alır, istemeyen alır. Başka bankaya taşımayı düşünür müsünüz? Kim çok verirse oraya taşınırız. Bankaların 10 bin lira ve üzeri aylık alanlara ortalama promosyon ödemesi 10 bin lira bandında. En düşük emekli maaşı 7500 lirayı alanlara ise bankaya göre promosyon miktarı 7000 ila 10 bin lira arasında değişiyor. Devlet bankalarının promosyon ödemesi özel bankalara göre daha az. Maaşı 10 bin lira ve üzeri olan emekliye en fazla 5 bin lira promosyon var. Günü dolmadan nasıl alıyoruz? Onda 3 yılı doldurmam lazım. Daha önce başka bir bankadan emekli promosyonu aldım, fırsatı kaçırdım diye üzülmeyin. Promosyon aldığınız bankaya cayma bedelini öderseniz kâre bile geçebilirsiniz. Diyelim ki bir bankadan 3 yıllık 7500 lira promosyon aldınız. 2 yılı doldu. 1 yıllık cayma miktarı olan 2500 lirayı ödeyip maaşınızı 10 bin liralık promosyon almak için başka bir bankaya taşıdığınızda 7500 lira kâr elde etmiş oluyorsunuz. Elime almadan
Ben cebime koymadan parayı aldım demem. Şimdi bir yandan da bugün dolar Türk lirası biliyorsunuz 30 lirayı gördü. Acaba bundan sonra para piyasaları ne olacak? Orada neler yaşanacak? Konunun uzmanı İslam Memiş'e soracağız. İslam Memiş hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar diyelim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler sağ olun. Şimdi sizin deyiminizle gün geldi çattı bize doğru evet. Bir fırtına değil mi? Dolar fırtınası evet. Bize doğru yaklaşıyor. Bugün Amerikalı Dev Yatırım Bankası yıl sonu dolar TL tahminini güncelledi. 34 TL'den 36 TL'ye çıkardı. Bütün bunlar aslında sizin gün geldi çattı yorumunuzu evet. Da doğrular nitelikte. Nasıl görüyorsunuz? Canım bu güncellemeler biraz daha yıl içerisinde olacağını ben tahmin ediyorum. Tabii ki az bir rakam yani 34 lirayı 36 lira olarak revize ettiler. Benim kişisel öngörüm diğer yayınlarımızda da 40-45 bandını bu yıl görme ihtimalimizin olacağı yönündeydi. Bugün resmi kur tarafında 1 dolar 30 lira oldu. Resmi kur tarafında artık 30 lira normalleşen bir fiyat karşımızda olacak. Yılın ilk çeyreğinde 30-33 lira aralığında bir bant gezinebilir dolar kuru. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler bu tarafı işaret ediyor. Tabii dünyada ekonomiler iyi bir yere gitmiyor. Belirsizlik var, öngörü azalıyor her geçen yıl. Ve haliyle Türkiye'de sancılı bir süreçten geçtiği için yani yeni ekonomi modeli belirlendiği için bu süreç biraz sancılı olacak. Muhtemelen yılın yarısına kadar bu sancıyı hissetmeye devam edeceğiz ki yine az önceki haber akışlarında gördük herkesin gözü kulağı emekli zamlarında ve işte bu tarafta herkesin umudu yine zamlar gelecek noktasında beklentisi var. Bu da ekonomik olarak bir maliyet. Enflasyonla mücadele noktasında hem enflasyonla mücadele ediyorsunuz hem kuru belirli bir seviyede tutmaya gayret gösteriyorsunuz hem rezervleri artırmaya çalışıyorsunuz. Gerçekçi hem yabancı... o imkansız iste gibi bir durum. Yani şu anda öyle. Çok haklısınız ve yabancı yatırımcıları da Türkiye ekonomisini çekmek gibi bir durumunuz söz konusu. Her şey sıkıştı. Umarım bir noktada rahatlarız. Artık bu yaz aylarına mı tekabül eder ya da son çeyreğine mi tekabül eder? Onu bekleyip hep beraber göreceğiz. Ama görünen o ki resmi kur tarafında artık 30 lira dolar kuru normalleşen bir süreç karşımızda oldu. Tabii dolar bel kemiği olduğu için dolar 30 lira olunca diğer yabancı para birimleri de haliyle değer kazanmış oldu. Şöyle bir avantajımız var. Enseyi de çok karartmamak lazım. Euro dolar paritesi 1.0946 yani euro dolara kıyasla daha değerli. Biz euro ile sattığımız için bu yıl euronun değer kazancı biraz daha fazla olabilir. Bu ihracat tarafında biraz daha elimizi rahatlatan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ama dövize ihtiyacınız var. Dövizle ticaret yapıyorsunuz. Dolar borçlanmayın derim. Döviz borçlanmayın derim. Özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar biraz daha dikkat edin. Çünkü 2000 lira seviyesine yerleşmiş bir gram altın var karşımızda. Dolar nereye? Gram altın oraya. Haliyle doların 45 lira olacağı bir yerde gram altının 3000 lira olması sürpriz olmaz. Bir dakika doların 45 lira olacağı bir yerde öyle mi tahmininiz? Yani beklentim o yönde. Ne zaman? Yaz ayları gibi mi? Bu yıl ortalarında veya yaz aylarında 40-45 bandını test edilme olasılığı yüksek. Bugünkü teknik seviyeler burayı işaret ediyor. Olma ihtimali yüksek. Ha, yarın bugün farklı bir ekonomi gelişmesi yaşanır. Farklı bir enstrüman tanıtırlar. Farklı bir iyimser bir haber akışı gelir. İşler değişir. Ama dünyanın iyi bir yere gitmediği bir yerde ekonomilerde maalesef iyi bir yere gitmez. İhsan Bey altın için alım fırsatı devam mı? Altın fırsatı için aslında 2000 şu anda gram altın 2055 lira serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında. Bu seviyelerin ben ucuz olduğunu söylüyorum. Ama bunu ne zaman idrak edeceğiz? 3 ay sonra. Gramı 2150-2200 lira olduğu zaman aslında bugünlerin ucuz olduğunu yad edeceğiz. 2150 liraya da ucuz diyeceğim. Ne zaman? Yılın 3. çeyreğinde. Çünkü 3000 lira seviyesini görünce aslında 2150 liranın da ucuz olduğunu bize rakamlar göstermiş olacak. Yani altında fiyata değil miktara bakmak lazım. Peki zirve tahminleriniz yani 2024'ün hangi aylarında zirveyi görür ona dair neler söylersiniz? Tabii. Yılın ilk çeyreğinde 2150 lira gram altında beklentim. Yılın ortalarında 2500-2700 lira seviyesi. Yılın son çeyreğinde
3000 lira seviyesinde bitirme ihtimalimiz yüksek. Ve muhtemelen her ay yeni bir rekor haberi duyacağız gibi duruyor. Ve gram altın sadece belli bir ayda değil, aylarca yükselecek bir trendde yılı tamamlayabilir. Son olarak şunu sorayım. Yatırımcı tavsiyesi değildir diyerek tabii de baştan uyarımı yapayım ama TL üzerinden tabii ki insanlar dolar üzerinden tabii almıyorlar maaşlarını. TL evet üzerinden alıyorlar. Evet. Sizin elinizde TL olsa azıcığıyla bile yani insanlar bir şeyler biriktirmeye çalışıyorlar. Yine de öyle o alışkanlık devam ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Hangisi dolar mı altın mı ne yaparsınız? Öncelikle yatırımcı olmak lazım. Yatırımcı da her zaman risklerini dağıtır. Bir sepet düşüncesini ortaya koymak lazım. Bu sepetimizin içinde emtiamız da olacak. Yani altın ve gümüşümüz de olacak, dövizimiz de olacak, borsamız da olacak, TL'miz de olacak. Neden? Finansal okuryazarlıkta her zaman şöyle bir şey vardır. Bir mal düştüğü zaman alabilecek kadar nakitin olacak. Bir mal yükseldiği zaman satabilecek kadar da malın olacak. Eğer sepet yaparsanız her şeyin de düşerken de yükselirken de kazanan yatırımcı olur. O yüzden benim sepetim olsa bugün içerisinde %50 altın ve gümüş emtia, diğer %50'sinin %25'i euro, diğer %25'i TL. TL'yi neden bulunduracağım sepetimde? Borsada fırsatlar bitmedi. Orta ve uzun vadeli yatırımcı olurum. Borsanın hisse senetlerindeki fonlarına giriş yapar ve o yine en az 6 ay beklemek suretiyle borsadaki getiriden de kazanmak isterim. İslam Memiş, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeni dönemde beklenen konut kredisi kampanyası ile ilgili detaylar netleşiyor. Gayrimenkul uzmanları düşük faizli kredi avantajlarının sunulacağı bu kampanyanın ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olabileceğine dikkat çekiyor. Konut kredi kampanyası yolda. Ev sahibi olmak için de en uygun fırsat. Ciddi bir finansman avantajı sağlıyor oluyorsunuz. Konut satışları düşünce fiyatlar gerilemeye başladı. Konut alımının güçleşmesi yeni alternatifleri de beraberinde getirdi. Düşük faizli yeni konut kredisi için de harekete geçildi. İşte beklenilen vade ve faiz oranı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hali hazırdaki güncel kurların daha altında yaklaşık beklenti %1,5 civarında faiz oranlarıyla insanların konut erişimine sağlayacak finansman modeli oluşturulması. Vade oranı 10 yıl 120 aya tekamül ediyor. Böyle bir kampanya olduğunda da ortalama 180 aya varacak bir vadelendirmeyi bekliyoruz. Türkiye'de 1 milyon 400 bin konuta ihtiyaç olduğu söylenirken üretim tarafındaki istatistiklere bakıldığında düşüş devam ediyor. Yıllık 700 ila 800 bin arasında yeni konut üretilmesi gereken bir ülkedeyiz biz. Şu anda yaklaşık 1-1,5 milyon arasında olması gereken konutu üretememiş durumda. Kiralık daireye olan yönelim fiyatları da uçuruyor. Konut fiyatlarında arz eksikliğinden dolayı da bir artışa sebep olmakla birlikte aynı zamanda konut alamayan insanların da kiraya yönelmesini doğuruyor. Bu da kira enflasyonunu arttırıyor. İlk kez ev alacak vatandaş için bazı kriterler aranıyor. Bu kampanyada özellikle hane gelirine, o hane içerisinde daha önce konut edinimi olup olmadığına ya da mevcut şehirde bir yıl öncesine kadar bir konut satışı yapılıp yapılmadığına dair bazı kıstaslar var. Kampanyadan yararlanan vatandaşın avantajı büyük. 1,5 faiz oranı olduğunda örneğin sizin aldığınız krediyi geri ödemeniz 5 milyonken siz bu kampanyayla bunu 2,5 milyon olarak ödeyeceksiniz. Yani ödeyeceğiniz parada %50 bir düşüş söz konusu. Hemen sizin için konuyu gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş'a soracağız. Evrim Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Ece Hanım. Çok teşekkürler. Ev almak isteyenler için vakit bu vakit midir? Evet, aslında biz geçen sene Ağustos ayında da kredi faiz oranlarının 1.50 seviyelerin düşmesiyle ilgili bir beklenti içerisindeydik. Hatta sene sonu yıl sonuna doğru da bu beklentimiz tavan yaptı. Fakat şu anda Ocak ayındayız. 2024 planlamasında artık düşük faizli kredi oranlarının gelmesi ve bu paketin açıklanması gerekiyor ve de zorunlu halde. Neden? Çünkü geçen sene Ocak ayındaki rakamlara baktığımız zaman konut satışlarında %15'lik bir azalmayı görüyoruz. Çünkü ipotekli satışlar konutlarda özellikle satışlarda çok ciddi bir rakamda alışverişi sağlar. Yani alım satımları sağlar. Şu anda insanların konuta erişimlerindeki en büyük sıkıntı kredi faiz oranlarının çok yüksek olması. 2.85 şu anda bankaların vermiş olduğu özel bankalardaki çok afaki rakamlar ve ödeme planlarına baktığımız zaman da
10 yıllık bir ödeme planı var. İşte bunlarla ilgili bir takım iyileştirmeler hep böyle piyasaya sürüldü. Artık konutların özellikle satışların azalmasıyla beraber ve bu gerilemeyi ipotekli satışlardaki oran düşünün %5'e kadar indi. Hal böyle olunca da artık 2024'te bu düşük faizli kredi paketini bekleyen gerçekten birçok kişi var Ece Hanım. Özellikle ilk kez evini alacaklar bu konuda ciddi bir şekilde mağduriyetle yaşıyor baktığınızda. Çünkü özellikle 120 aydan 180 aya çıkartılırsa, yani düşünün ki 10 yıl ödeme değil de 15 yıl ödeme planıyla çok daha rahat olacak. 2.85'ten 1.50'ye indirilmesiyle. Diğer taraftan hiç evi olmamış olanlar bulunduğu ilde, ikametgahın bulunduğu yerde herhangi bir gayrimenkul olmadığını ispatladığı takdirde ve belli bir sürede de o ilde yaşadığını kanıtladığında aslında ulaşılabilirliği çok daha kolay olacak. Ödeme planıyla aslında müteahhitleri de biraz daha canlandırmış olacağız Ece Hanım. Çünkü birçok müteahhit şu anda ya durdurdu, ya yavaşlattı, ya da yeni projelere artık başlamıyor. Artan maliyetlerden dolayı. Yani şu anda Ocak ayında işçi maliyetlerinin de artması zaten şu anki mevcuttaki enflasyon oranlarına zaten yetişilemiyor. Az önce dolar ve euro artışından bahsettiniz. Zaten demir, beton, çimento şu anda dolara endeksli bir ülkeyiz. Hal böyle olunca da tabii yeni gelen projelerle ilgili rakamların artmasıyla beraber ipotekli satışlar gayrimenkulün şu anda lokomotifi ve can damarı. Bu aşamada yapılacak bir hareketlilikle emin olun yastık altındaki mevduattaki birçok para da ortaya çıkacak. Altında, dövizde ve euroda bekleten birçok kişi bunu peşinata sayacak. Çünkü müteahhitler de şu anda bu destek paketine ihtiyacı var. Sadece alıcılar değil, sektörün canlanması gerekiyor Ece Hanım. Peki bu fırsat kısa süreli, kısa dönemli bir fırsat mı? Yoksa çünkü işte az önce dinlemişsiniz zaten piyasa uzmanı yaz aylarında 40-45 liraları telaffuz ediyor dolarda. Evet. Mart'a kadar tutuluyor ama Mart'tan sonra seçimlerden sonra ciddi artış bekleniyor falan. Dolayısıyla uzun süreçli bir fırsat mı var yoksa çok kısa vadeli bir fırsat mı bu bahsettiğimiz fırsat, ev alım fırsatı? Açıkçası şu anda biz seçim zamanına kadar şu anda rakamlar durmuşken aslında rakamlarımız Ece Hanım enflasyonun altında kaldığı için biz rakamları durduğunu söylüyoruz. Yani şu an doları euroya endeksli olarak her dakika o zaman rakamları arttırmamız gerekir. Yani gayrimenkulün fiyatı dolara ve euroya endeksli olmadığından dolayı baktığınız zaman kişinin cebinden sanki para kaybı olarak algılanıyor. Bu da piyasaya rakamlar durdu veya geriye indi olarak algılanıyor. Yani bu çok gayet daha en basit evet tarifiyle anlatmak istedim Ece Hanım. Dolayısıyla birçok kişinin bu noktadaki algısı şu anda rakamlar özellikle dolar bazlı yükselişe geçerken ki birçok kişinin de kenarda dolar bir eurosu da var. Aslında almak için uygun bir zaman. Çünkü onların parası şu an çok daha değerli. Harekete geçmek için doğru bir zaman bu bir. İkincisi eğer şeyleri bu konuda kredi faiz yani düşük faiz oranlı paketi bekliyorlarsa şeye kadar özellikle seçim zamanına kadar bu hareketli bekliyoruz. Dediğiniz gibi çünkü seçimden sonrasında şu anda piyasadaki birçok bu konudaki işte ekonomistler ve bilirkişiler bundan sonraki rakamların çok daha yukarı gideceğini söylerken bu sefer erişim çok daha güç noktaya gelecek. En azından şu 3 ay boyunca Ocak, Şubat, Mart aylarında bu hareketliğin artık getirilmesi gerekiyor. Ağustos ayından itibaren ekranlarda bu haykırışta gösteriyoruz. Elbette ki düşündükleri bir planlaması vardır. Fakat bu sistemin dönmesi için gereken bir zorunlu bir hale geldi şu an için açıkçası. Evrim Hanım çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Amerikalı sapkın milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili görülen dava dosyalarının açıklanmasından bu yana tuhaf olaylar yaşanıyor. Çapraz sorguda Türk kızlarını fuhuş adasına götürdüğünü itiraf eden Epstein'in özel pilotu Nadia Marchenko ortadan kayboldu. And Jeffrey Edward Epstein. Türk kızlarını fuhuş adasına uçurdu, cezaevini defalarca ziyaret etti. Belgeler açıklandığından beri ortada yok. Nadia Marchenko, Amerikalı sapkın milyarder Jeffrey Epstein'ın özel pilotu. Birkaç gün önce Epstein'le ilgili görülen dava dosyalarının 4. bölümü yayınlandı. O dosyalarda onun da adı geçiyordu. Belgelere göre Slovakya doğumlu pilot Epstein'ı cezaevinde olduğu süreçte 70'ten fazla kez ziyaret etmişti. Hatta tuzağa düşürülen genç kızlar onun kullandığı Lolita Express uçağıyla seyahat etmişti. Aynı uçakta sapkın milyardere götürülen ve belgelerde adı geçen Türk kızları da vardı. Asıl tuhaflık dosyalar açıklandıktan sonra yaşandı. 37 yaşındaki güzel pilottan bir daha haber alınamadı. Nerede olduğu bilinmiyor. Kayıp Marchenko pilotluğu bıraktıktan sonra model olmuştu.
Marçinko soruşturma kapsamında alındığı çapraz sorguda Türk kadınlarını fuhuş adasına uçurduğunu itiraf etmişti. Jeffrey Epstein, insan kaçakçılığı, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçları nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunmuştu. Bu arada Amerika ve dünya New York'ta sinagog altındaki tünellerin şokunu atlatamıyor. O tünellerin yankısı dinmeden üstüne bir de yine New York'ta bir otelde gizli tüneller bulundu. Komplo teorilerinin ardı arkası kesilmiyor. Komşular gürültüden rahatsız oldu. Sinagog altındaki tüneller ortaya çıktı. Yahudiler ortalığı birbirine kattı. O tünellerde bulunan kanlı yatak ve çocuk arabaları da organ ticareti, hatta sapkın milyarder Epstein cinsel taciz ağıyla ilişkilendirildi. Tünellerin ne işe yaradığı şimdilik muamma. Yahudiler aşırı hevesli gençlerin sinagogu genişletmek için kazdıklarını iddia etti. Ancak profesyonel işi olan tünelleri görenleri bu açıklama tatmin etmedi. Hemen ardından da ortaya işte bu görüntüler çıktı. Burası iddialara göre New York'ta özellikle Yahudilerin tercih ettiği bir otel odası. Sıradan bir oda gibi görünüyor. Ancak elbise dolabına girince önce gizli bir kapı, o kapıyı açınca da ortaya tıpkı sinagogda olduğu gibi gizli bir tünel ortaya çıkıyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerin eski olduğu, hatta otelin New York'ta değil İstanbul'da olduğu bile iddia edildi. İsrail lobisinin bu tarz haberleri ters dezenformasyon yapmak için kullandığı öne sürülüyor. Google Earth'te araştırma yapan bazı kullanıcılar da sinagogdaki tünelin tam da çocuk müzesinin karşı kapısına çıktığını keşfetti. Cinsel taciz ve organ ticareti iddiaları bir kez daha alevlendi. Komplo teorilerinin de ardı arkası kesilmiyor. Onlardan biri de işte bu fotoğraf. Elon Musk'a Gazze ziyareti sırasında kanlı bir beşik gösterilmişti. Komplo teorisyenleri sinagogun altından çıkan kanlı yatak ve çocuk arabasıyla bu kare arasında bağlantı kurdu. İsrail lobisinin aslında Musk'a mesaj verdiğini ve bu sayede geri adım attırdığını iddia etti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tutuklu Dilan Polat'ın şirketlerinin açtığı yeni şubeye ilişkin franchise sözleşmesini kayyum atanmasından önce yapıldığını belirtti. Mahkeme tarafından kayyum atamayan güzellik merkezlerinin TMSF tarafından yönetilmediğini ifade etti. Yeni şube açılışı olay yaratmış, tepkilere neden olmuştu. Dilan Polat'ın yeni güzellik merkezi için açıklama TMSF'den geldi. Cezaevindeyken açılan yeni şube ses getirmiş, soru işaretlerine neden olmuştu. Konuya ilişkin TMSF açıklama yaptı. Açıklamada Polat Grubu şirketleri kayyum atamasından önce yurt içi ve yurt dışında çok sayıda şirketle franchise sözleşmesi imzalamıştır. Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin sadece 15'i hakkında kayyumlu karar bulunmaktadır denildi. Açıklamada mesnetsiz haberlere itibar edilmemesi, konuya ilişkin TMSF'den yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiği bildirildi. Yüksek kar vaadiyle biliyorsunuz birçok insanı dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan. Şimdi yarın ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada futbolcular Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi müşteki, 11 kişi ise tanık olarak dinlenecek. Aralarında ünlü futbolcular ve iş insanlarının da olduğu çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandıran eski bankacı Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 62 sayfalık iddianamede Emre Belezoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Nertor Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı'nın da arasında bulunduğu 18 kişi müşteki olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Erzan'ın 18 kişiye yönelik nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 3'ü tutuklu 6 şüphelinin ise 3 yılla 65 yıl arasında değişen hapiste cezalandırılması talep edildi. Erzan'ın 18 müştekiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edildi. Davanın ilk duruşmasından sonra yüksek getirili fon dolandırıcılığına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında iki ayrı iddianame daha hazırlandı. İddianamelerin ana dava dosyasıyla birleştirilmesiyle müşteki sayısı 21'e yükseldi. Erzan'a istenen hapis cezası ise 76 yıldan 249 yıla çıktı. Özel Haberler Servisinden Devrim Tosunoğlu ile konuşacağız. Devrim, hoş geldin yayınımıza. Şimdi ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Şunu merak ediyorum. Geçen hafta avukat Hasan Sınar'la bir konuşmuştuk bu konuyu. O çok yakından takip ediyor biliyorsun davayı. Tam olarak şu cümleyi kullanmıştı. Faillerin esas mağdur olduğunu görebiliriz. Yani tepe taklak bir şey olabilir. Ortaya bambaşka bir tablo çıkabilir. Öyle mi gerçekten? Öyle. Şimdi duruşmayla biz bunu bekliyorduk. Her şey 12 Ocak'ta belli olacak dedik ya. Çünkü bu arada iki ek iddianamede hazırlandı. Yani ilk verilen ifadede, ilk duruşma polis aşamasında, savcılık aşamasında verilen ifadeyle, Seçil Erzan'ın ifadesiyle ikinci ifadesi tamamen değişti. Yani biz burada fon vurgunu aldı altında insanların isimlerini kullanarak Fatih Terim fonu denmişti. Bankanın CEO'sunun ismi verildi. Bu fon vurgunuydu demişlerdi. Ama sonra ikinci ifadesinde bu iş faize döndü. Yani ben bunlara fon adı altında değil faiz olarak verdim. Ve zorlamalar, tehditler aldığını söylediler. Baskılar kurduklarını söylediler. Bu duruşmada artık bu noktada bu ilk kez karşı karşıya kalacaklar. Yani faillerin mağdura fayda olabileceği bir duruma gelir. Çünkü tefecilik suçlaması da yapılabilir. Tefeciliğe de dönebilir bu durum. Yani burada sonuç olarak yarın siz az önce haberimizde de söyledik. 7 kişi mağdur, 12 kişi tanık olarak ifade verecek. Bir önceki mahkemede zaten 11 kişinin tanık olarak gelmesi için zorla getirilme kararı da çıkartılmıştı. Eğer gelmezseler zorla getirilme kararı çıkacaktı. Bu duruşmada, bu davada 3 tutuklu var şu an cezaevinde. Şunu da söyleyeyim. Mağdurlar arttıkça cezanın miktarı da artıyor. Önceden ilk bu dava başladığında 18 müşteki vardı. Ama şu an bakıyoruz 21 müşteki var. Bu müştekilerle birlikte cezanın 76 yıldan 249 yıla kadar uzadığını görebiliyoruz. Şunu söyleyeyim Ece Hanım, en önemli gelişmeler bizim 180 bin mesaj geri getirildi dedik ya, bilir kişinin raporu. Bununla ilgili de iki iddianame hazırladı. Çünkü silinen mesajlar geri gelirdi ve burada o sistemin içerisinde olan sadece bu 19 müştekinin olmadığını gördük. Yani bu rakamın 74'e kadar çıktığını gördük. Çünkü bilir kişinin şöyle bir tabiri var, işte 180 bin mesaj incelendi. İşte bunun suçla olabileceğini değerlendirdiğimiz kişilerin diyor, 74 kişinin diyor. Yani bu konuyla ilgili konuşmaları vardı. Bunlar geri getirildi. Şimdi o geri getirildik baktığımızda hiç bankayla ilgili hiç konuşma geçmiyor. Mağdurların bazılarının şiddet uyguladı demişti, tehdit etmiş demişti. Ama bakıyoruz konuşmalarda Seçil Erzan'ın insanları mağdur ettiğini, insanların da parasının peşine düştüğünü görüyoruz. Mesela beni mağdur etti dediği kişilerde, bazı futbolcularda fona insan sokmak için, aslında kendi parasını kurtarmak için başka yatırımcılar aramışlar. Yani etrafındaki insanlar da bunu dahil edelim, şundan para bulalım. Yani şu olmuş, son 3 ayda bu fon sistemi tıkanınca, yani gizli fon dedikleri, gizem kattıkları, o fon dedikleri son 3 ayda patlak vermiş. Bu patlak verdikten sonra da Seçil Erzan kendini kurtarmaya çalışmış. Aslında şu da var, biz diyorduk ki bu kadar para nerede? Yaklaşık 11 milyon dolar ortada gözükmüyor.
yok. Ama bakıyorsunuz orada rakamlar döndü. İşte iş insanları, futbolcular aldıklarının iki katı aldık, üç katı alanlar da var. Bu sefer bakıyorsunuz seçiciler zaman gerçekten de tehdit edildi mi? Mağdur mu? Bu pozisyona geldi artık iş. Dolayısıyla yarın sürprizlerle dolu. Yarın kesinlikle sürprizlerle dolu. Yani tarihin önemli dolandırıcılık davalarından bir tanesi de bu. Yani hem medyada ilgi gösterecek, avukatlar da ilgi gösterecek. Çünkü artık burada mağdurlar da müştekiler de yeni deliller sunacaklar. Yani ilk duruşmada gitmeyenler. Çünkü bu olayın büyüklüğünü bilmiyorlar. İlk duruşmada gördüler mesela. Birbirlerine haberi olmayan müştekiler vardı mesela. Onlar da birbirlerini orada gördü. Şimdi seçiciler zamanla yüzleşecekler. Biz hep yayınlarımızda söyledik. Birileri yalan söylüyor ama kim yalan söylüyor bilmiyoruz. İşte o yalanlarda işte çarpaz sorgu yapılacak. Avukatlar soru soracak. Mahkeme heyeti soru soracak. İşte o soruların ardından gerçek ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Hazırlanan iki ek iddianamenin içerisinde önemli delillerin olduğunu söyleyebilirim. O mesaj kayıtlarının, HTS kayıtlarının birleştirildiğini, baz eşleşmesi yapıldığını da söyleyebilirim. Yani seçicilerden ben bunu dışarıda ofiste, işte pastanede, orada burada aldım diyordu ya. İşte bazı konuşmalarla acaba ofisinde, bankada gerçek hepsini çek edebilecekler. Yani hepsini bunları göreceğiz biz. Devrim Tosunoğlu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, herkes hasta. Yüksek ateş, öksürük, halsizlik, domuz gribi, okula giden çocukları vurdu, mahvetti. Hastaneler doldu taştı. Peki artan hasta yükü nasıl çözülecek? İşte uzmanlardan öneriler. Yoğun bakımlar oldukça yoğun kelimenin tam anlamıyla. Özellikle İstanbul ve Marmara bölgesinde bu çok daha belirgin. İstanbul gerçekten tama yakın dolu gibi gözüküyor. Sayıyı artıracak en önemli etken viral enfeksiyonlar oldu. Son zamanlarda halsizlik, hapşuruk ve öksürük belirtileri yaşayanların sayısı arttı. Neredeyse herkes hasta. İstanbul'da yoğun bakımlar da oldu. Yoğun bakım talepleri bu nedenle yoğun olarak artmış durumda, her zamanki yükünün üstünde. Viral enfeksiyonlar nedeniyle yoğun bakımlara yatışlarda artış gözlemliyor uzmanlar, özellikle de İstanbul'da. Salgın denebilir buna bence, çünkü sayıca çok hızlı artıyor, çok çabuk yayılıyor. Çok çabuk hasta ediyor ve çok çabuk hastalık şiddeti artıyor. En sonunda çare olarak yoğun bakımlara bu hastaların bir direnci söz konusu. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Tuğhan Utku paylaştı son durumu. Yoğun bakımlar açısından en büyük sorun yaratan zatüreler. Son dönemde alınan hastalarda viral kökenli pnömonilerde, zatürelerde, bakteriyel, bunun üzerine binen bakteriyel zatürelerde de bir artış var. H1N1 gibi influenza kaynaklı, COVID kaynaklı, bazen bir arada oldukları, üstüne bakteriyel enfeksiyonlarında bindiği hastalık gruplarıyla karşı karşıyayız. Gerçek yoğun bakım hastalarına yatak bulmakta sıkıntı yaşanıyor, çünkü uzun dönem takip edilmesi gereken hastalar da burada kalıyor. Bu da yoğun bakımların yoğunluğunu daha da arttırıyor. Diğer ülkelerde, Batı ülkelerinde özellikle ağırlıklı olarak son dönem hastaların, iyicene kronikleşmiş hastaların, kanser hastalarının daha farklı alanlarda takip ve tedavi edildiğini biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatak bulunmaması da ciddi bir sorun. Uzmanlar bunun için de öneri getiriyor. Türkiye genelinde %30'lara varan oranlarda, hatta yer yer daha da fazla oranlarda kronikleşmiş, bakıma ihtiyaç duyan hastalar yatıyor. Daha uygun olacak farklı mekanlarda, farklı yoğun bakım alanlarında bakılması, böyle olağanüstü durumlarda artan hasta yükünü kaldırmak açısından bize bir kolaylık sağlayabilir. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner'e soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olunuz hocam. Şimdi zaten hepimiz yaşıyoruz. Yani benim işte 7 yaşında kızım var, üst üste 2 kere geçirdi. Tabii Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayılıyoruz. Çocuklara geçince anne babalar perişan oluyor falan filan. Doğru. Ama şimdi bugün hepimizi zıplatan bir açıklama geldi TTB'den. Yaşadığımız bahar nezlesi falan değil, ölümcül influenza ve Covid salgınıdır diye. Şimdi öyle deyince, işin adını koyunca bir zıpladık. Böyle mi tanımlarsınız hocam, ne dersiniz? Çok mu tehlikeli bir durum? Yani salgın sözü tam doğru değil aslında, ama çok yoğun bir hasta popülasyonuyla karşı karşıya olduğumuz çok açık. Bu sadece 2023-2024 kışı için geçerli değil. Diğer kış aylarında da benzer durumlar hep oluyordu. Yani influenza
ta 1918 büyük İspanyol gribinden bu yana değişim göstererek bugünlere kadar geldi. Yani o zamanki virüsün torunlarının torunları bu virüs aslında. Ve her senede belli dönemlerde Eylül ayı gibi başlayıp Mart ayına kadar devam eden bir süreçte bizi hasta ediyor. Bunu biliyoruz. Buradaki özel durum biraz da bu araya giren pandemiyle de ilişkili oldu. Çünkü pandemide biz çok fazla önlem aldık. Maskeler taktık, dışarılara çıkmadık, sokağa çıkma yasakları uygulandı ve bütün bunlar yan yana geldiği zaman bizim aslında diğer virüslerle temasımız da engellendi. Yani biz Covid'den bir şekilde kurtulmaya çalışırken diğer virüslere de geçit vermedik aslında. Ve daha sonra kademeli olarak açıldık ve açıldığımızda bu virüslerin yeniden ortaya çıkıp artık biraz unuttuğu, bağışıklık sistemimizin unuttuğu bu virüsler kendilerini hatırlatmaya başladılar bize ve oldukça yaygın bir enfeksiyon tablosuyla karşı karşıya. Yani TTB şu konuda haklı. Bu basit bir nezle değil tabii. O nezle ayrı bir şey, grip ayrı bir şey. Bu hemofilus influenza denilen bir virüs tarafından yapılıyor ve cidden de ölümcül olabiliyor. Yani genel olarak baktığımızda şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tarihte de yani yakın geçmişte de her yıl dünyada 500.000 insan influenza nedeniyle kaybediliyor aslında. Durum böyle olunca bir de bunun üstüne çok yakın zamanda birkaç yıl önce tanıştığımız COVID enfeksiyonu eklenince tabii zor bir kış oldu. Kış mevsimi zor bir mevsim ve enfeksiyonlar için de çok uygun bir mevsim. Çünkü çok dip dibeyiz, çok iç içeyiz. Mekanların havalandırmaları çok kolay olmuyor. Daha kapalı alanlarda beraberiz ve virüs genellikle damlacık yoluyla kişiden kişiye yayılıyor. Ben mesela sizinle konuşurken belli bir yakınlıkta konuştuğumda ağzımdan çıkan viral partiküller size ulaşıyor ve sizi enfekte ediyor. Aradaki mesafeyi açmak gerekir. Nereye kadar? Bu partiküllerin yere düşmesine izin verecek kadar. İşte buna sosyal mesafe diyoruz aslında. Ben mesela sizinle bağırarak konuşuyor olsam siz 1 metre değil 2-3 metre geriye çekilmek durumundasınız aynı sebepten. Birinci yapmamız gereken bu sosyal mesafeye dikkat etmek. Maskenin koruyuculuğu bunu Covid'de çok konuştuk. Ben her yayında yine söylüyorum maske çok antipatik bir şey aslında. Ama bir taraftan da şöyle bir koruyuculuğu var. Yani ben maskeyi taktığımda sizinle konuşurken partiküllerin size ulaşmasını engelliyorum. Aslında maske taktığınızda kendinizden çok karşınızdakini koruyorsunuz. Yani siz hastayken karşınızdakini koruyorsunuz. O anlamda baktığınızda maske sadece kendini değil çevrenizdeki insanları da koruyor olduğu için daha anlamlı, daha sosyal bir davranış aslında. Ve onun dışında tabii belli risk grupları, biraz önce yayında izledim, çok iyi anlattı meslektaşlarım, belli risk grupları ciddi anlamda tehdit altında. Bunların arasında yaşlıları sayabiliriz. 65 yaş üstü enfeksiyon açısından daha uygun bir yaş. Bir de onlar da zatüreye de çeviriyor galiba değil evet, mi? Evet, tabii, tabii. Çok haklısınız. Onun dışında başka risk grupları da var. Bunlar mesela kanser hastaları, kemoterapi alan hastalar, bağışıklık sistemi ilaçlarla baskılanmış olan hastalar, kortizon alanlar, dolaşım sistemi hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar, astımı olanlar, benzeri birçok sistemik hastalığı olan kişiler, artı gebeler. Bunlar gerçekten de hemofilus influenza enfeksiyonu açısından hem risk grubu hem hastalığın daha ağır seyretmesiyle ilgili korku taşıdığımız bir grup. Peki burada ne yapmalıyız? Bu çok önemli bir nokta. Birincisi şu, çok geçtiğimiz günlerde Amerika'da CDC, Center for Disease Control dedikleri kuruluş bir rehber yayınladı aslında. Bunu insanlar internetten de görebilirler. Mesela bizim çok tartıştığımız ama artık tartışmayı gerçekten bırakmamız gereken grip aşıları. Grip aşılarının %100 koruyuculuğu olduğunu hiçbir zaman söylemiyoruz. Bu koruyuculuk bir yıl önceki virüsün profiline bakıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki biz bu virüse karşı bir aşı hazırlayalım. Önümüzdeki senede bu virüsü avlayalım.
Burada hesap tutarsa %70'lere yakın bir bağışıklık kazanıyorsunuz. Ama virüs COVID'de de çok iyi öğrendik aslında. Durduğu gibi durmuyor. Evet. Mutasyona uğruyor, şekil değiştiriyor. Eğer biz bunu hesaplayamaz ve aşımızı ona göre önceden hazırlayamaz isek, evet, koruyuculuk düşüyor. Yani %30'lara kadar bile düşse koruyuculuk, şimdi siz diyorsunuz ki yoğun bakım yatağı yok mesela. Hani tek tek kişi kişi değil ama sağlık sistemi olarak baktığınızda bu aşı %30 kişiyi o sistemden çekecek. Evet. Ve böylece sağlık sisteminin rahatlaması sağlanacak. Bu nedenle Eylül ayından başlayarak Mart'ın başına kadar süren bu süreç içerisinde özellikle risk gruplarının ama yaşamın ilk 6 ayı ve gebeliğin ilk 3 ayı dışında herkesin grip aşısı olması gerektiğini söyleyebilirim rahatlıkla. Hocam çok teşekkürler, sağ olunuz. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve evet, noktalıyoruz tüm İslam aleminin Regaib Kandili mübarek olsun diyerek. Hoşça kalın.